Tarihi geçmişi milattan önce 8000'e kadar inen Karaman ili, Anadolu'yu güneye bağlayan ticari yollardan en önemli olanlardan birisinin üzerinde yer alması ve toprak yapısının tarıma elverişli olması sonucu yüzyıllardır çok çeşitli uygarlıklara yurt olmuştur. Bu uygarlıklardan kalan kültür varlıklarıyla gelişen teknolojiye bağlı olarak ülkemizin birçok bölgesinde ortadan kalkmış olan yoğun folklorik özelliklere sahip olması Karaman'da bir müze gereksinimini ortaya çıkarmıştır. İlk olarak 1961'de Turizm Derneği'nde açılan müze, 1962-1963 yıllarında İlçe Halk Kütüphanesi'nde, 1963-1967 yıllarında Helvacılar Sokağı'nda kiralık bir binada, 1967-1968 yıllarında İbrahim Bey İmareti'nde, 1968-1971 yıllarında Pancar Yolu'ndaki Deveciler Evi'nde hizmet verdikten sonra 1970 yılında yapımına başlanan ve bugünkü müze binasının deposuna taşınmıştır. Bugün kullanılan müze binası 1980 yılında bitirilmiştir ve müze aynı yıl resmi olarak hizmete açılmıştır. Müze koleksiyonunda Epipaleolitik devirden günümüze kadar her devre ait eserler bulunmaktadır. Özellikle Can Hasan Höyüğü, Neolitik ve Kalkolitik devir eserleriyle sikke koleksiyonu dikkat çekicidir. Bir, iki, üç ve 14 numaralı vitrinler içerisinde Can Hasan Höyüğü kazısı buluntuları sergilenmektedir. Bunlar pişmiş topraktan yapılmış çanak çömlekler, insan ve hayvan figürinleri, taştan baltalar, bazalttan öğütme taşları, obsidiyenden aletler, kemikten aletler, yüzücü aletler, iğneler ve bizlerden oluşmaktadır. Pişirilmiş toprak objelerin varlığı Anadolu'da binlerce yıl öncesine dayanır. Arkeologların M.Ö. 8000 ile 5500 arasında yerleştirdikleri Neolitik dönemde Anadolu yeryüzü tarihinin öncüsüdür. Tarihin en eski zamanlarından günümüze kadar yaşanmış olan süreçte insanoğlu, doğayı her çeşit ihtiyacını karşılamak için kullanmıştır. Yeryüzünün en üst tabakası olan toprak, ilk çağlardan başlayarak insanların ihtiyaçlarını karşılayan en zengin kaynak ola gelmiştir. Taşıma kapları, çanak çömlek gibi kullanım eşyaları, heykelcikler, idoller, süs eşyaları, mühürler gibi birçok nesne, toprak, kayaç veya taşlardan üretilmiştir. Anadolu'da toprağın kullanımı, seramik sanatı ve üretimi anlamında 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir. İnsanoğlu kili ilk şekillendirmeye başladığında önce suyu kullandı, sonra toprağı, sonra da ateşi. İnsanoğlu varoluşundan itibaren toprakla iç içe yaşamaktadır. İlkel insanlar ateşi bulduklarında kilden yaptıkları çanak çömlekleri ve idolleri sağlamlaştırmak için pişirmeye başlamışlardır. Fakat onların bu eylemleri sadece günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikti. Çömlekçiliğin bir iş dalı olarak başlaması ise göçebe kavimlerin yerleşik düzene geçtiği Neolitik dönemde gerçekleşmiştir. Dört numaralı vitrinde bronz çağa ait Kılbasan Sısan Höyüğü, Akçaşehir ve Gökçe köyünden gelmiş pişmiş topraktan yapılma çanak çömleğin yanında Batı Anadolu yortan kültürüne ait Afyon çobanlardan derlenen çanak çömlek eserler sergilenmektedir. Karaman bölgesi bronz çağ eserleri siyah ve koyu kahverengi, üzerleri perdahlı küçük testi çanak ve kaselerden oluşmaktadır. Batı Anadolu'dan gelen eserler gaga ağızlı, uzun boyunlu ve şişkin karınlıdır. Siyah renk hakimdir, bazılarının üzerinde kazıma tekniğinde yapılmış geometrik motifler vardır. 5 numaralı vitrinde sergilenen arkaik ve klasik çağlara ait eserler, Mersin Gelindere, Muğla İyasoz, Adıyaman ve Karaman çevresinden gelmiştir. Çoğunluğu lekitoz, küçük çömlek ve tabaklardan oluşmaktadır. 6 numaralı vitrinde sergilenen Roma dönemine ait eserler, pişmiş topraktan yapılmış hayvan ve insan figürinleri, kandiller, testicikler, tabaklar ve ritonlardan oluşmaktadır. Eserler Yeşildere, Taşkale, Bayır, Karacaören ve Kazım Karabekir'den derlenmiştir.
7 numaralı vitrinde Roma ve Bizans devirlerine ait cam eserler sergilenmektedir. Eserler, çeşitli form ve büyüklüklerde, gözyaşı ve parfüm şişeleriyle, değişik boyda, değişik amaçlarla kullanılmış şişelerden oluşmaktadır. Bazıları düz ve desensiz, bazıları da çok renkli kabartma ve kazıma tekniğinde bezemelidir. Milattan önce 1. yüzyılla milattan sonra 4. yüzyıl arasında üretilen camlara Roma camları adı verilir. Roma dönemi cam endüstrisi, Mısır ve Hellenistik dönem cam üreticilerinden alınan bilgi üzerine inşa edilmiştir. Milattan sonra 3. yüzyılda Roma sınırları içinde hem nitelik hem de nicelik bakımından doruk noktasına ulaşır. İmparatorlarca yapılan engellemeler cam sanatının gelişimini durdurmuş ve bu sanat gelişimini aile bağları içinde sürdürmüştür. Bu dönemde iki grupta toplanan cam kaplardan ilk grupta şişe, testi, kadeh, bardak gibi günlük yaşamda kullanılan kaplar sayılabilirken, ikinci grupta dekoratif amaçlarla gömü törenleri ve dini ayinler için hazırlanmış eşyalar sayılabilir. Sekiz ve dokuz numaralı vitrinlerde Bizans dönemine ait eserler sergilenmektedir. Bu iki vitrinde ahşap kapaklar, kutu parçaları, makyaj kutusu ve makyaj malzemeleri, bronzdan kandiller, haçlarla pişmiş topraktan kap parçaları ve altından ağız bantları bulunmaktadır. 15 numaralı vitrinde Urartu uygarlığına ait tanrıça tasvirleriyle mask biçiminde insan portresi işlenmiş bronz plaketler sergilenmektedir. Eserler Doğu Anadolu kökenlidir. 16 numaralı vitrinde Hitit uygarlığına ait değişik renkteki taşlardan yapılmış silindir ve damga mühürlerle bronzdan yapılmış figürinler sergilenmektedir. Damga mühürler üzerinde geometrik şekiller ve hayvan tasvirleri, silindir mühürler üzerinde ise mitolojik sahneler işlenmiştir. Bu salonun ortasında Taşkale kasabası yakınlarındaki Manazan mağaralarında bulunmuş olan tüme yakın genç bir bayan cesedi sergilenmektedir. Ceset, 1980-1981 yıllarında Karaman Merkez İlçe Taşkale kasabası sınırları dahilinde bulunan Manazan mağaralarında kaçak kazıcılar tarafından ortaya çıkartılmıştır. Mağaraların en üst katı olan Ölüler Meydanı'nda bulunan cesedin etleri hala çürümemiştir. Saçları ve üzerindeki elbisesi aynen korunmuştur. Hiçbir mumyalama işlemine tabi tutulmadan yaklaşık 1000 yıl boyunca çürümemesinin nedeni olarak bulunmuş olduğu mağaraların ortamı gösterilmektedir. 2009 yılında yapılan yaşlandırma çalışmasında cesedin milattan sonra 1000-1200 yılları arasında yaşamış genç bir bayana ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca arkeoloji salonuyla etnografya salonu arasındaki geçiş bölümünde Konya Arkeoloji Müzesi'nden gelmiş olan Sidemara tipi mermer bir lahit sergilenmektedir. Arkeolojik sergi salonuyla etnografik sergi salonu arasındaki dört vitrinde sikkeler devirlerine göre fotoğraflı olarak sergilenmektedir. Bunlar 12 numaralı vitrinde Yunan ve Venedik sikkeleri, 13 numaralı vitrinde Roma ve Bizans sikkeleri, 18 numaralı vitrinde Beylikler devrine ait sikkeler ve 19 numaralı vitrinde Karamanoğlu, Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerine ait sikkelerden oluşmaktadır. Sikkeler, altın, gümüş ve bronzdan yapılmış olup kronolojik olarak sergilenmektedir.
20 numaralı vitrinde Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemine ait çini mozaik, lüster, sır altı ve sır üstü çiniler, alçı kabartmalarla Çanakkale ve Kütahya çinilerinden örnekler sergilenmektedir. 21 ve 22 numaralı vitrinlerde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait bakır eşyalar, üzerleri geometrik ve bitkisel süslemeli kazan, tepsi, sini, tabak ve ibriklerle, üzerleri Arapça yazılarla bezeli şifa tasları sergilenmektedir. ...24 ve 25 numaralı vitrinlerde daha çok bölgede yaşayan Türkmenlere ait ahşap ve demir eserlerle müzik aletleri sergilenmektedir. Bunlar sedef kakmalı çekmece, nalın, kahve değirmeni, kaşık muhafazası, çıkrık, rahle, cezve, kahve soğutacağı, buhurdanlık, neyler ve kudümden oluşmaktadır. 26 ve 27 numaralı vitrinlerde sergilenen kumaş eserler içerisinde sim işlemeli salta, cepken, para ve tütün keseleri, uçkur, peşkir, kolluk, edik ve çizme bulunmaktadır. Salon ortasındaki bir yatık vitrinde küçük etnografik eşyalardan kaşıklar, mum makasları, ağırlıklar, teraziler, ağızlıklar, tesbihler, anahtarlar, tılsım mühürleri, yazı takımları, kapı tokmakları ve irtifa tahtası sergilenmektedir. 'Yine salon ortasındaki diğer yatık vitrinde Karadağ tabancaları, tüfekler, barutluklar, kütüklükler ve hançerlerden oluşan silahlar sergilenmektedir.